Herkese selamlar dostlar. 16 Aralık ve 17 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet, 6 adet mücadelem var. 4 tanesi 16'sından 17'sinden sadece İtalya'yı değerlendirdim. Onlar da Lazio ile Inter mücadelesi. 16'sına başlamadan önce raporlarla başlamak istiyorum. Öncelikle pazartesi rapor ekrana gelsin. Pazartesi raporunda arkadaşlar zaten YouTube'da 4 tane bir mücadele vermiştim. Bir adet de kombine verisi yapmıştım. Sizlere Fenerbahçe maçına 8.500 kornerini Roma maçına da alır ve 1.500 şeklinde 1.95 gibi orandan ideal bir öneriydi. Kazanmak adına yaptığımız bir öneriydi. Kazandık. Değerlendiren tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Pazartesi gününü kazançlı bir şekilde geçirdik. Salı gününe baktığımız zaman da salı gününde videonun sonunda verecektim diye söylemiştim. Fakat Genoa maçında anlattım ekrana gelsin Genoa maçı. Cenova ee, Genoa maçına maç sunu 1 ve 4.5 alt olarak tekli olarak alın diyerekten videonun içinde detaylı olarak bahsetmiştim. İzleyenler kazanmıştır. Fakat videonun sonuna veremedim. Ee, diğer bir kombinimiz de başlamadı mesela. Salı çarşamba Aynen dur. Aynen, salı günlü kombini buydu. Genova maçına maç sonu 1 ve 4.5 altı 2 küsur orandan verdim. Tekli olaraktan da 1-0 kazandı. Çekincem şundan var demiştim. Kupa mücadelesi olaraktan da bu maçı e, kupa mücadelesi olduğu için bu mücadeleyi ver, e, çekinmiştim açıkçası. Fakat başarılı bir şekilde geldi. Bunu da tekli olanlar değerlendirirse tebrik ederim. 2-0-5 gibi orandan da bu kazandı. Onun dışında katıl, katıl telegram grubumuza da baktığımız zaman da dün verdiğim tek bir canlı vardı. Aston Villa'nın atacağı ilk goldü çok güzel bir gol attı. Ramzi sürdü sürdü. Orta sahadan sürdü. Bir iki dribling yaptı. La vurdu gol girdi. Onun dışında sağda gördüğünüz Euroleague kuponu var arkadaşlar. Dünün Euroleague kuponu. Kuponu, Euroleague kuponu da başarılı bir şekilde geldi. Anadolu Efes'e 84.5 üst geldi. Enes arkadaşımızın kuponu basket editörümüz. Fenerbahçe maçına da üst verdi. O da geldi. Hatta şöyle de katıl Telegram grubunun ekranından göstereyim ben sizlere. Ekrandan da gördüğünüz üzere bugün de Euroleague kuponu verdik. Mesela 2 e, maçlık bir Euroleague kuponuyla bu 1.50-1.49 oranla iki küsur orandan ilk mücadelemiz geldi. Olympiakos'un 88.5 üst atanına kaldı. Gelirse Euroleague kuponunda 2 2 ile başlamış olacağız. Euroleague'de de çift, çift maç haftası olduğundan dolayı bu hafta dolu dolu geçireceğiz umarım. Güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. Burada da Olympiakos'a geldik. Gelir gelmez bakalım. Olympiakos'a bağlı şu an. Umarım gelir diyerekten şans bizden yana olsun. Katıl Telegram gruplarına girmek istiyorsanız arkadaşlar... Abone ol yanında katıl var. Katıl gözükmeyen iOS kullanıcıları bilgisayar üzerinden görebilir veya Android bir telefon üzerinden YouTube hesaplarına giriş yapıp görebilir. Seviyelerimiz zaten 3 seviyemiz var. Katıl butonunun seviyelerinin videosunu izledikten sonra ana Telegram grubumuz, Telegram artı yüksek oran grubumuz, Telegram artı yüksek oran artı yüksek misli olan grubumuza da buradan her şey dahil iletişim ve WhatsApp hattı da olan grubumuza dahil olabilirler. Gelecek arkadaşlara bol şanslar ayağınız uğur getirsin diyerekten de maçlara başlayayım. İlk mücadelemiz Ümraniye ile Bursa Spor mücadelesi. Bursa Spor'da Özcan Bizati gitti. Bursa Spor çok fazla hoca kovuyor. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam 3. hoca değişimi Bursa Spor'da. Fakat ben baktım Bursa Spor'un sayfasına girdim. Açıklamasının altında taraftarların yorumuna baktım. Yani onlar daha iyi takip ediyor benden. Ben Bursa Spor'u çok yakından takip etmiyorum. Oradan da bir bakayım dedim. Taraftar ne görüşte diye. Herkes yani genellikle hocanın gitmesi yönünde bir sevinmişler yani hocanın gidişine Bursa Spor taraftarı sevinmiş. Hatta açıklamaların çoğu şöyleydi. Özcan bizatihi ne yaptı bilmiyorum ama şöyle yazmışlar genelde. Kimse Bursa Spor taraftarından büyük değildir şeklinde açıklamalar vardı açıkçası. Burada Bursa Spor deplasmanda olacak. Ümraniye kendi evinde tek bir tercih yapacağım bu mücadeleyi. Biraz da yüksek oranlı olacak. Ümraniye'yi geçen hafta değerlendirmiştik arkadaşlar. Mason 2 olaraktan da Güzel bir orandan kazandık orada. Bir 40 küsür bandına idealden almıştık. Güzel kazandı. Yüksek orandan maç sonu 2 4 5 alt olarak da önermiştim. İyi bir şekilde aldık oradan. Burada şimdi Ümraniye kazanabilir mi? Kazanabilir. Çıkışta işte hatta şöyle göstereyim. Kazandığı takdirde maç fazlasıyla liderle oturacak Ümraniye takımı burada. Ümraniye kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Bursa Spor'da hocasız bir Bursa Spor var. Şu an yeni bir teknik adam almamışlar sayfasına baktığım zaman görmedim. Ertuğrul Sağlam'ı veya Sergen Yalçın'ı istiyor. O zaman Bursa Spor taraftarı da. Belirteyim onu da buradan araştırmalarıma göre. Şimdi Ümraniye burada galip gelebilir fakat Bursa'da hocasız oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek tam kestiremiyorum. Ben bu mücadelenin arkadaşlar 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. 1.83 gibi de bir oranı var bu mücadelenin. 2-3 gol bandı bence bu mücadeleye yakışır. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Tek tercih yüksek oran tercihi olarak sizlere öneriyorum. Leicester City ile Tottenham mücadelesi. Her iki takımda da eksik çok fazla. Bakın sayıyorum şimdi eksikleri size hazırsanız. Şimdi her iki takımda zaten Covid var. Her iki takımda da 6 tane 7 tane oyuncu Covid arkadaşlar onu belirteyim. Çağlar Sakat, Evans Sakat. Yani Leicester'ın defans hattı yok. Onun dışında hücum hattı İhane Aço, Ayoza Perez, Lukman, Westergaard gibi isimler. Leicester'da çok fazla eksik var. Fakat Deplasmana baktığımız zaman da aynı şekilde onlarda da çok fazla eksik var. Lucas Moura aynı şekilde, Hegmison aynı şekilde, Regulon şüpheli durumda. Kane oynayacak mesela bu mücadelede. Wardy, Madison gibi isimler de oynayacak Leicester'da. Ben iki takımda defans hattında eksikler olduğundan dolayı yani bu mücadele ya 0-0 biter ya da gol olup yağabilirler diye düşünüyorum. Ben burada KG var alacağım. Eksik de olsa çünkü bir takım ağırlıklı eksik değil. Her iki takımda da önemli eksikler var. Yerindeki oyunculara baktığımız zaman da Barnes oynayacak, Vardy oynayacak, Madison oynayacak. Mesela arkada Sumair, Tilemas gibi isimler oynayacak. Baktığımız zaman da Tottenham tarafına Bergwijn, Kane, Lo Celso oynar. Hoşberg oynar. Regulon oynayabilir belki. Belli değil tam. Yani KG var alınır diye düşünüyorum. Eksik çünkü erik takımda olduğundan dolayı böyle bir düşüncem var. KG var idealden değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi. Keyifli bir mücadele olur diye düşünüyorum. Bakın KG gelmezse bu maç zaten 0-0 biter. Onu da belirteyim. Chelsea-Everton mücadelesi. Chelsea kazanı, kazanır. Everton e, hoca değişimi olabilir bence. Hatta şunu söyleyeyim. Hoca değişimi belki bu maçtan sonra olabilir. Chelsea Manchester City bildiğiniz gibi 7-0 yendi. O maçta da Matsuno 1 ve 4.5 altında bir tercih yapmıştık. Chelsea Chelsea e, Manchester City gol olup yağdı. Chelsea gol olup yağabilir mi? Kafalarda soru işareti. Ya yani ben Chelsea'nin kazanmasını bekliyorum da bunu nasıl kazanırız diye baktığım zaman da sanırım 4.5 altında bir yapacağız bu mücadeleyi idealden olaraktan da. Onun dışında ilk yerden gelecek bir gol Everton'a da sağ solu belli olmuyor fakat ben Hocanın gönderilme maçı olarak gördüğümü düşünüyorum bu mücadeleyi. Bir, i̇pten aldılar bir Arsenal mücadelesinde 2-1 aldılar. Richarlison orada güzel bir gol attı. Hatta Gray'in attığı gol de muazzamdı. Ya Chelsea çok iyi futbol sergiliyor. Açıkçası arada kaldım. Şöyle yapalım. Biraz idealden Matsuni 1-4.5 altına alalım. 1.32 32 oranı var ideal isteyenler. Biraz daha yüksek oranı isteyenler varsa burada ilk yarıdan gelecek bir galibiyeti değerlendirsin. Chelsea adına İlk yere birin oranında 1.52 gibi oranı var. Ya bu şekilde oran yakalamaya çalışacağız. Diğer türlü oran çıkmıyor maçlara. Değerlendireceklere bol şanslar. Bu maç hakkında çok bir şey konuşmaya da gerek yok. Liverpool'la Newcastle mücadelesi. Yine güzel bir mücadele. Yüksek oran da öneri yapacağım bu mücadeleye. Ben idealden direkt tercihimi söyleyeyim sizlere. Liverpool gümbür gümbür gidiyor. Newcastle'da hoca değişikliği de oldu. Fakat yani transfer istiyor takım açıkçası. Ocak ayında transfer yapacaktır bence 2-3 tane şöyle bir anda transfer yapmak iste, istemediklerini söyledi zaten takım alan Arap sahibi. Yavaş yavaş dedi. Fakat yani kümeye oynayacak takım. Hatta şöyle göstereyim 19. sırada kümede kalabilirse ne mutlu. Kümede kalmalık transferler yapabilir. Newcastle takımı burada iki yerden bir Liverpool galibiyeti gelebilir. Yüksek orandan da şöyle bir şey öner önereceğim sizlere. Ben Liverpool'un her iki yarıyı da kazanır olaraktan da 1.72 gibi oran var. Oranı da çok yüksek açmamışlar açıkçası fakat Liverpool takımı burada ideal 11'ini çıkartıp galip gelecektir bence. Liverpool zaten oynadığı oyunu anlatmaya gerek yok. Şiir gibi futbol oynuyor Liverpool takımı. Newcastle bence çok fazla direneceğini düşünmüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçeyim bu mücadeleyi. 17 Aralık'a geçiyorum arkadaşlar. 17 Aralık'ta Lazio Genoa maçıyla devam edelim. İki tane mücadele aldım bu mücadelede. Lazio ile Inter maçlarını bir kombin yapılabilir mesela. Genoa'yı zaten sizlere bahsettim. Dedim ki Genoa bu maçı alır İtalya kupasını. 4.5 altına al. 5 gibi orandan değerlendirdik. Videonun başında da belirttiğim gibi. Genoa arkadaşlar bakın bir şeyler yapmak istiyor. Yani bir çıkış yapmak istiyor Genoa takımı. O Morel'i aldı bence. O Morel'i Morel biraz yakaladıklarını düşünüyorum ben Genoa takımının. Dedim ki Destro takıma döndü. Cuma biraz daha üretken olmaya başladılar. Fakat yetersiz. Andrei Shevchenko takımın başında henüz daha bir galibiyeti. ilk galibiyetini aldı işte. Kupa maçında. Ama ligde gerçekten kötü gidiyorlar. Son 10-15 maçına baktığımız zaman da inanılmaz bir kötü gidiş var. Genova takımında. Ondan dolayı buradan artık bir reaksiyon vermeleri lazım. Bir yere patlayacaklar da kime patlayacaklar bence o var burada. Ben burada arkadaşlar oranda güzel Lazio'nun da gol bulmasını bekliyorum. Fakat burada önceliğim bir KG var olacaktır. Yani Genova tarafındayım ben burada. Şimdi şöyle bir öneri yapayım öncelikle şöyle 1.56 gibi orandan Genoa'nın atacağı bir gol benim için değerli. Genoa'nın artık bir çıkış yapmasını bekliyorum. Genoa'nın ben burada atacağı bir golü değerlendiririm. Takımda biraz moral buldu. Andrei Şevşenko Lazio'nun defans hattı da biraz ölü. Ama kendi evinde iyi oynayan bir Lazio takımı var. Yani burada bir anda yağ gol olup Genoa'ya yağ da bilir. Fakat Genoa'nın artık bir şeyler yapması gerektiğinden dolayı ben burada Genoa'nın atacağı bir golü değerlendirebilirim. 1.56 gibi oranı var. Kombine de mesela Inter maçı ile birazdan anlatacağım. Kombine de yapılabilir. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar dileyerekten geçeyim bu mücadeleyi. Genoa'nın golü biraz daha yüksek isteyenler varsa KG varı da değerlendirme altına alabilirler. Salernitana ile Inter mücadelesi. Salernitana bir de hafta içinde bir mücadele oynadı Genoa ile birlikte. Yani güzel maçtı. Çekişmeli tempolu bir mücadele oldu. Özellikle ilk 20 dakikadan sonra bir tempo kazandığını söyleyebilirim san adına. ilk 20-15 dakika zaten Genoa oynamıştı maçta. TRT Spor'da veriyordu bu arada maç yayınını. İzleyenler belki vardır. Burada ben Inter tarafındayım. Inter muazzam bir şekilde yükseliş yapıyor. Bu yükselişini de sürdürmesini bekliyorum Inter'in. Ben burada Inter'in e direkt handikaplı kazanırını önereceğim arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu zaten olağanüstü goller atıyor. Bizi de şaşırtıyor açıkçası. Milli takımda çok fazla iş yapmıyor o, muhabbetle girmek istemiyorum açıkçası da. Şimdi Inter burada yine aynı şekilde ideal kadrosunu çıkartıp elinden geleni yapacaktır. Liderli almış bir Inter takımı var. Salmak istemeyecektir. Salernitana geldiği gibi aşağıya gidebilir. Burada handikaplı Inter galibiyetine 1.44 gibi oran açmışlar. Bunun açma nedenlerinden bir tanesi. Normalde Inter'e bu kadar oran açma açmazlar. Inter'in dep basmanda maç başı 2 gol ortalaması olması. Ya yine ben Salernitana'ya karşı Inter'in handikap atmasını bekliyorum değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Önerilerim bu şekildeydi. Sizlerden bir kombin önerisi olmayacak arkadaşlar. Videoya çünkü gerekli seviyelerde like gelmiyor. Normalde 5100 kişi izliyor. 260 kişi vermiş videoyu. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. 300'ün üzerinde kaldığı sürece ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Like atmadığınız sürece böyle maçları anlatırım. Ama 300'ün üzerine geldiği zaman sizlere like atmaya devam ederim. Ee, görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar seviliyorsunuz bay bay.